Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle çıkarma işlemi yapacağız. Burada görselimizde olduğu gibi. Bugünkü çıkarma işlemimizi evimizdeki materyallerimizden yapacağız. Yine benim sizler için hazırlamış olduğum bardaklarım var. Kaşığım ve çatalım var arkadaşlar. Önce çıkarma işlemi nasıl yapılıyor onu anlatalım. Sonrasında birlikte çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma işlemini eksi işaretiyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu bizim eksi işaretimiz. Bu da eşittir. Çıkarma işleminde kullanmamız gereken görsellerimiz. Mesela nasıl yaparız çıkarma işlemi? Benim 4 tane bardağım var. 1, 2, 3, 4 tane bardağım var. Eksi, hatta şöyle birazcık daha bu tarafa yaklaştıralım. 4, eksi, 2 diyelim mesela. Hatta 4, eksi 2 derken şu bardaklarımızdan da yine gösterebiliriz. 4, eksi 2 eşittir. Kaç yapar arkadaşlar onu bulacağız. Yani 4 bardağımız var. 2 bardak çıkartacağız 4 bardağımızdan. Yine aynı şekilde burada da gösterelim. 4 eksi 2 eşittir. Kaç yaparmış bakalım. 4'ten 2 bardak çıkarttığımızda kaç yaptığını bulmamız için önce 4 bardağımızı aklımızda tuttuk. 2 bardağımız var. 4'ten geriye 2 tane çıkartacağız. Hemen sayalım arkadaşlar. 4'ü aklımızda tutuyoruz. 2 tane parmak çıkarttım. 3, 2. 4'ten 2 çıkarttığımız zaman arkadaşlar 2 yaparmış. Tamam mı? Yine aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Yine 4 bardağımız var demiştik. 2 bardak çıkartacağız. Daha kolay olabilmesi açısından 2 tane bardağımızı alalım. 1, 2. 2 bardağımızı aldığımızda yine 4'ten 2 çıkarttığımızda 2 kaldı arkadaşlar. Başka bir tane çıkarma işlemi yapalım. Mesela benim burada 2 tane kaşığım var. 2'den yine 2 tane kaşık çıkartacağız. Yine 2'yi aklımıza tutuyoruz. İlk baştaki rakamımızı. 2 kaşığım var. Eksi 2 kaşık çıkarttığımızda bakalım kaç yapacak. 2'yi aklımda tuttum. Diğer sayı kadar çıkartacağım. Geriye doğru sayacağım. 2 tane de parmak çıkarttım. 1, 0 arkadaşlar. 2'den 2 çıkarttığımız zaman 0 olur. Yine aynı şekilde yapalım. Bunları kenara alalım. 2'den 2 çıkartacağız. 2 tane kaşığım var. 2 taneyi çıkartacağım. 1, 2. Bakın arkadaşlar hiç kaşığım kalmadı. 2'den 2 çıkarttığım zaman 0 olur arkadaşlar. Başka bir tane yapalım. Yine 2 tane çatalım olsun. Hatta 3 tane çatalım olsun. 3'ten 1 çıkartalım. Yine eşittir diyelim arkadaşlar. 3 tane çatalım aklımda tutuyorum. 3. Kaç çıkartmam gerekiyor? 1 çıkartmam gerekiyor. 3'ten geriye doğru hemen 1 tane çıkartıyorum. 3 tane çatalım var. 1 tane çıkartıyorum. 3 eksi 1. Bakalım kaç yapacak? 3 aklımda tuttum. 1 tane çıkartıyorum. 2. Geriye geldiğinde 2. Yine daha iyi algılayabilmeniz için sizinle şöyle yapalım. 3 tane çatalım var. 1 tane çıkartacağız demiştik. 1 tanesini aldım. Bakın arkadaşlar kaç çatal kaldı? 1, 2 tane çatalım kalmış oldu. Siz de evinizde bulunan materyallerden çıkarma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoşça kalın.